Sevgili izleyenler, yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz sevgili konuklarım. Sevgili izleyiciler, biz bugün KHK'lı ve KHK'lının ne demek olduğunu, böyle ete kemiğe bürünmüş bir raporun analizini yapacağız. Raporda çalışan değerli arkadaşlarımız bizlerle. Yaşam Hakları Derneği'nin Aralık 2021'de yayınlanmış olduğu bu rapor, KHK'lıların adalete erişimi önündeki engelleri konu edinmiş ana başlık olarak. Daha genel itibariyle de OHAL komisyonu işleyişinde alınan kararlar, sonraki yargı yollarında KHK'lı mağdurlarının maruz kaldıkları hak ihlallerini içerik edilmiş kendisine. Öncelikle hoş geldiniz Rana Berk Hocam ve Hoş sevgili bulduk. Berk Atalar. Hoş bulduk. Şöyle başlamak istiyorum. Kimse elini KHK'lılara atmazken, herkes ama fakatla başlayan cümleler kurarken siz nasıl karar verdiniz? KHK'lılarla ilgili bu kadar kapsamlı ve gerçekten kutluyorum sizi. Ete kemiğe büründürülmüş tam manasıyla KHK'lılığın ne demek olduğunu ifade eden bu raporu nasıl karar verdiniz? Dediğim gibi yani tabii aslında başka çalışmalar da var KHK'larla ilgili çok daha kapsamlı bir çalışma da var anket çalışmasıyla yapılan. Bizim ilk çalışmamız da çalışma hakkı ihlalleriyle ilgiliydi KHK'lıların. Daha sonra orada tabii hani ilk kez karşılaştık. Çok ağır hak ihlalleri, çok farklı konularda hak ihlalleri söz konusu. OHAL komisyonuna işte başvuran katılımcılarımızın OHAL komisyonuna hiç güvenmediklerini, oradan hiçbir şey beklemediklerini gördük, gözlemledik o çalışmada. Daha sonra da tabii bu konuya ilgimiz arttı ve hukuki açıdan işte bu yargı yollarında yaşanan hak ihlallerini belirlemek için bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Ve Etkiniz'e başvurduk. Etkiniz AB programına. Onlar da çalışmamızı kabul ettiler. Daha sonra işte uzman desteği de sağladılar bize. Ömer Atalar da hem hukukçu olarak hem de bir KHK'lı olarak bize çok destek oldu. Gerçekten kapsamlı bir çalışma oldu ve KHK'lıların kendilerini dile getirebildikleri işte 13 kişiyle Zoom'dan tabii pandemi nedeniyle yüz yüze görüşemedik. Zoom'dan görüşmeler yaptık. Daha sonra da bir online anket yaptık. Online ankete de katılım oldukça yüksek oldu. Ve daha sonra bu iki çalışmanın hem yüz yüze hem derinlemesine görüşmelerin hem online anket sonuçlarını derleyerek bir rapor hazırladık. O raporda da hem Etkiniz'in hem Ömer Bey'in katkıları çok fazla. Uzman görüşmeleri yaptık. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla, Kerem Altıparmak'la ve Cenk Yiğiter'le uzman görüşmeleri yaptık. Böyle hani kısaca böyle özetleyebilirim. Evet, anket bayağı da kişiyle yapılmış. Neredeyse 900 kişi katılmış anketinize. Yani Türkiye'de 892 kişi. Daha fazlaydı da biz sağlıksız olan anketleri eledik. 892 kişi kaldı. Yani onların sonuçlarını verdik çalışmada. çok güzel çözüm önerileri siz üretmişsiniz. Ben sonuç kısmına da baktım. Sizce yani Yok değil. hiç Pardon. çözümlenemeyen bir durum bu KHK meselesi. 6 yılı geçmiş bir vaziyette. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi maalesef aslında insanlar yargı yollarına pes etmiş bir vaziyette. Sadece hukuk işte o işleyişi, o süre gelen aşamaları kat etmek adına mesafe kat ediyorlar. Çok da bir beklentileri yok maalesef KHK'lıların. İlk önce ben sorunlarından başlamak istiyorum. Sizin sorduğunuz sorulara değinmek istiyorum. Hangi sorular vardı? Ne gibi cevaplar aldınız sorulara? Valla direkt o zaman hani böyle öne çıkan bulgularla başlayalım. Evet.
Ömer Bey de geri yani arada katkılarda bulunur. Şimdi en çarpıcı sonuçlardan biri KHK'ların %98'i ihraçtan önce haklarındaki suçlamalarla ilgili bilgilendirilmemişler. Bazı katılımcılarımız haklarında açılan soruşturmalardan da haberdar değiller. Ancak takipsizlik kararı verildikten sonra haklarında bir soruşturma açıldığını öğrenebiliyorlar. Bu da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan herkes kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilme hakkına sahiptir hakkının ihlali çok açık bir şekilde. Yine hani sadece çalıştıkları kurumların yöneticilerinin beyanlarıyla ya da hiç tanımadıkları gizli tanıkların ifadeleriyle ihraç edilmiş, yıllarca hapis yatmış KHK'lılar bulunmakta. Burada da masumiyet karinesi, kendini savunma, adil yargılama haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Burada ben de araya gidip Ömer Bey'e sormak istiyorum. Hukuk açısından bu işleyiş süregelen bir şey mi yoksa KHK'lılara uygulanan bir metot mu? Neyle suçlandığını bilmemek, adil yargılanma hakkı, kirlenmeme hakkı gibi haklardan ayrı tutulmaları. Bu rejim anayasal bir rejim olan olağanüstü hal rejiminin de ötesine geçen taşan bir dönemde olan uygulamaları hukuki açıdan sakat olarak değerlendiriyorlar. Bunun önemli ölçüde haklılık payı var. Olağanüstü hal ilan gerekçesi sınır almak. Bunu hem süre olarak hem de aç olarak bir şekilde uygulandı. Bu dönemde yapılan uygulamalar anayasaya da aykırı, evrensel hukuk normlarına da bu yönden aykırı. Diğer yandan burada yapılan işlemlerin sadece teknik hukuk anlamında değil, hukukun tarih boyunca gelen gelişmesinde geldiği noktaya da aykırı. Bir kişi bir şeyle suçlanıyorsa bu neyle suçlandığını bilmek hukuk tarihinden gelen temel bir hak. Bu hakkı yok et. Sen kendini OHAL komisyonuna savun fakat neyle suçlandığını biz söyleyeceğiz demek. Hiçbir şekilde bir olağanüstü hal rejimi dahil olmak üzere hiçbir şey, mantıkla ve hukuki açıklamayla açıklanamayacak bir durum. Bu durumun bir ihlal olduğu er geç Anayasa Mahkemesi seviyesinde ya da AHİM seviyesinde mutlaka tespit edileceğine inanıyorum. Tespit edilecek ama bu süreçte tabii yıllar geçiyor. Belki burada Rana Hocam'ın bir katkısı olabilir. Yargılamalar sadece ilk derece mahkemelerinde bile 5-6 yıl sürüyor. Tabii bunun aşamaları var. İç hukuku tüketip AYM, daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O süreci, öngördüğünüz süreç zaman kaç yıl hocam? Bana sordunuz. Vallahi bilemiyorum. Hani bizim anket yaptığımız kitlede işte hani genellikle 3 yıl ve sonrasında yoğunlaşıyor. Hani 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yılda komisyondan cevap alanlardan bahsediyorum tabii. Hani sonraki süreçler hepsi ayrı ayrı çok uzun. Tabii o yani bizim mesela anket yaptığımız kitlede AYM aşamasına gelebilen sadece bir kişi vardı. Anayasa Mahkemesi'ne hani başvuran, pardon 3 kişi, %1. AHİM aşamasına gelebilen zaten hiç kimse yok. Onu hani biliyoruz, anket yapmaya da gerek yok onun için. Dolayısıyla çok uzun zamanlar söz konusu yani bu şekilde ilerlediğinde. İdare mahkemelerinde de çok uzun sürüyor süreç. Mesela idare mahkemelerinde bir katılımcımız duruşmalı dava talebinde bulunmuş. 2019 yılında, Eylül 2019'da.
ve 2 yıldır bu duruşma, yani bir duruşma günü bile alamadığını belirtti bize. Ve biz idare mahkemesinden ne zaman sonuç beklediğini sorduğumuzda şunu söyledi. Benim dosyam 7000'lerde, şu anda ise 2000'lerdeler. Ama sınıflandırmayı neye göre yapıyorlar bilmiyoruz. Bir öngörüde bulunamıyorum demişti. Hani bu bize çok çarpıcı geldi bu cevap. Yani 2 yıldır bir duruşma günü bile alamıyor ve daha önünde hani binlerce dosya var. Dolayısıyla çok uzun süreçler söz konusu. Dediğiniz gibi çok uzun süreçler ve travmatik durumlar bunlar. İşte bir sabah kalkıyorsunuz, terör yaftasıyla darbe yapmadığınız halde, öyle bir girişimde bulunmadığınız halde, işte isimleriniz çarşaf çarşaf listelerde, terörist adı altında bütün basın yayın organlarında ifşa ediliyor. Siz bu sefer toplum nazarında esasında bir terörist, tırnak içinde kullanıyorum tabii ki bu ifadeleri, olarak algılanıyorsunuz. Sizin anketinizde de bir ibare var. Sivil ölüm. Sivil ölümü nasıl anlattı katılımcılarınız? Vallahi sivil ölümü tabii çok gerçekten çok ağır bir şey. Ben hani önce şeyi, bu konudaki rakamlarla ifade edilen şeyleri söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey sorduk. Hani ailem ve yakın akrabalarım bu süreçte bana maddi ve manevi destek oldular ifadesine katılır mısınız diye. %36'sı bu ifadeye katılmıyor. Yani %36'sı ailesinden ve yakın akrabalarının herhangi bir destek görmemiş. Bu oranı hani bunu sosyal çevre ve dostlar olarak sorduğumuzda %65'e çıkıyor. Yani çok yüksek oranlar ve bu işte hani sosyal ölümün bir bölümü bu. Yakınları tarafından dışlanmak. Başka işlerde çalışamıyorlar. Çalışsalar bile sigortasız çalışıyorlar. Onunla ilgili oranları da vereyim. Mesela görüştüğümüz KHK'ların sadece %33'ü herhangi bir işte çalışıyordu. Bu oran kadınlarda %11'e düşüyor. Çalışanların sadece %57'si sigortalı. Bu oran biraz kadınlarda artıyor ama özellikle erkek KHK'ların kendi eğitimi ve kariyerini bir kenara koyarak sigortasız da olsa ne iş olsa yapma noktasına geldiğini görüyoruz. Mesela aylık gelirleri ihraç edilmeden önce ortalama 6000 iken ihraçtan sonra 2500 TL'ye düşmüş ortalama. Yani tabii korkunç bir dışlanma, yalnızlık, bunları hep görüştüğümüz şeylerde, katılımcılarda gözlemledik maalesef. Ama tabii maalesef mücadeleden de vazgeçmiyorlar. Çok inanmasalar da bütün bu yargı süreçlerini uygulamayı, yapılması gereken her şeyi yapma konusunda da kararlı olduklarını gözlemledik. Tabii evet, kendi aralarındaki dayanışma hani başlangıçta siz de biliyorsunuz o da yoktu. Hani bir örgütlenme de yoktu. İşte şimdi KHK platformlarıyla bu bir ölçüde yapılıyor. Bunu tabii çok önemsiyorlar, bu dayanışmayı. Bir de işte muhalefet partilerinin son zamanlarda bir şeyi oldu. KHK'lara yönelik ilgisi, ama bu tabii ne kadar sürdürülebilir bir şey olacak, ne kadar güçlü olacak onu bilemiyoruz. Hani bu şekilde sivil ölüm gerçekten yaşanıyor. Hani bizim de hayatlarımıza KHK'larla girdi bu kavram. Gerçekten çok ağır bir şey. Evet, tabii sivil ölüme maruz kalan maalesef hak mağdurları intiharlara kadar gidiyor. KHK'lıların evet, intiharı da, KHK'lı çocuklarının intiharı da maalesef oran hem çok yüksek hem de çok fazla. Geçtiğimiz ay sadece Karadeniz bölgesinde 3 kişi ya da 4 kişi, yani ben sayı, hani bu insanların yaşamı var, aileleri var, sevdikleri var, onları seven insanlar var. Hani sayı olarak zikretmek istemiyorum ama hani istatistik babında 3-4 insanımızı biz kaybettik.
birisi benzin döküp kendisini maalesef yaktı. Evet, yaktı. 3 tane çocuğu vardı. Yani tabii çok çok acı, çok trajik olaylar ama bunlar yaşanıyor. İnsanlarımız, toplumun yüz binlerce, belki milyonları bulan aileleri ve bileşenleriyle beraber bir kesimi bunu yaşıyorlar. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi toplumda maalesef bu şeylere çok duyarlı değil. Evet, evet, öyle bir şey de var. Bundan da yakınıyor KHK'lılar. Evet, basının, evet, genel olarak toplumun ilgisizliğinden. Biraz önce Ömer Bey'le yarım kalmıştı. Ömer Bey, şimdi bu sakat yargılama, yani tırnak içinde söylüyorum tabii ki, yargı kararları var. Bu yargı kararlarını veren hakimler, işte savcılar, üst mahkemelerdeki görevli bürokratlar bilmiyorlar mı? Bunlar ahimden döner, Anayasa Mahkemesi'nden döner ya da biz bu verdiğimiz kararlardan dolayı, yaptığımız hak ihlallerinden dolayı işte milyonları mağdur ediyoruz. Hani bu bir gün bize de döner diye düşünmüyorlar mı? Bir güvenceleri mi var sizce? Şimdi bu dönem yaşanan bir şey değil, hukuksuzluk Türkiye'de. Hukuksuzluğun tarihi oldukça eski, geriye doğru giderseniz pek çok dönemlerde farklı kesimlerin hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Burada önemli olan hukuk bilincinin hak bilinciyle birlikte olması. Hukuk biliyorsunuz aslında kelime olarak hak kelimesinin Arapçada çoğulu. Fakat genelde hukukçularımız bir hak savunucusu olduklarının çok bilincinde olmayabiliyorlar. Teknik, normal, hani bir öğretmen, bir polis veya herhangi bir taksi sürücüsü gibi bir meslek olarak bakıyorlar. Kendilerini bir hak savunucusu olarak görmüyorlar. O günkü konjonktürde nasıl karar verilmesi gerekiyorsa hava durumuna, sabahki hava durumuna uygun ya da o 10 yıldaki hava durumuna uygun şekilde davranıyorlar. Bu aslında Türkiye'de hukukun gelişmesine, toplumun demokratik bir hale gelmesine, demokratik bir toplum düzeninin kurulmasına, anayasal bir rejimin oturmasına da engel oluyor. Dolayısıyla bu sadece mağdurların sorunu değil, bütün ülkenin sorunu. Bir kişiye yapılan bir haksızlık, bir kişinin yargıdan ümidini kesmesi, yargıdan, adaletten ümidini kesmesi bir zincirleme etkiyle bütün toplumun çözülmesi anlamına geliyor. Mülkün temeli denilen adalet gayrimenkulün temeli değil. Toplumsal düzenin, devletin, milletin ve ülkenin temeli adalet olmalı. Bu adaleti illa ahimde aramak gerekmiyor. Gönül istiyor ki ilk derece mahkemesinde veya o hal komisyonunda önüne gelen bir konuyla ilgili gerçekten hakkı nedir, nereye kadar haklı, nereye kadar haksız, bunu hukuk çerçevesinde, evrensel insan hakları normları çerçevesinde değerlendirip herkese hakkını teslim etmesi, eğer bir suç işlenmişse bu suçun cezasını da yine adil bir şekilde vermesi gerekiyor. Bu evet, şekilde zaten parmak ayakta oradan geliyor. Bir suç varsa, adil bir şekilde cezalandırılırsa o zaman toplum da rahatlıyor, suçun mağdurları da rahatlıyor. Fakat bu hukuksuzluk yaygınlaştığı zaman suçlar ve ilişkin cezaların da bir anlamı almıyor. Zira adalete güvenden sarsılmış durumda. Suçlulara verilen cezalar da, suçsuzlara verilen cezalar da tamamı bir adalet sarmalının içerisinde. Hiç kimseyi tatmin etmeden mağdurları da bu süreçte yargılanan kişileri de adeta herkesi, tüm toplumu mağdur eden bir hale dönüşüyor. Bunun için hakim savcılara yönelik insan hakları bilincini geliştirici, bağımsızlıklarını, tarafsızlıklarını güçlendirici tedbirler alınması gerekiyor. Bunu bireylerin kendi kişisel vicdani durumlarına bırakmamak gerekiyor. Bunun sistemini HSYK'dan başlayarak parlamentodaki Adalet Komisyonu'nun
adli sistemi denetlemesinden başlayarak iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumu basınıyla hep beraber bu işi düzeltmek için çalışmamız lazım. Adalet olmazsa sadece KHK'lara bir sıra da başta sadece Kürt, Alevi, KHK ya da mülteci mağduru olmuyor. Hukuk ortadan kalktığı zaman bütün toplum bundan mağdur olacak. Bugün olmuyorsa bile yarın olacak. Değil mi? Şimdi ekonominin bozulduğu gibi, yatırımların yapılmadığı gibi, yani kimse hukukun olmadığı yerde kim gelip işte bir fabrika kurar, bir gün elinden alamayacağını sorgusuz sualsiz kimse garantisini veremiyor maalesef. Şuna OHAL komisyonunda red gerekçelerinden bahsetmek istiyorum. Nasıl gerekçelendirmişler? Yani neden reddediyorlar? Neden işlerine dönemiyor bu kişiler? Halbuki bu insanlar kamuoyunda her ne kadar darbe teşebbüsünde bulunmuş gibi lanse edilse de yani suça bulaşmamış, işte darbeyle herhangi bir ilgisi alakası olmayan kişiler nasıl, yani red gerekçelerini değinebilir misiniz? Tabii. Red gerekçelerinde ilk sırada Bankasya'da hesabı olması yer alıyor %28 ile. Yani genellikle de bu hesaplar işte küçük hesaplar ve şey çocuğun yani okuluyla ilgili ya da kursuyla ilgili mecburen açılmış hesaplar. Sendika üyeliği de red gerekçesi oluyor. Mesela bu da %25 oranında sendikaya üye olduğu için OHAL başvurusu reddedilenler var. İrtibat, iltisak nedeniyle %21. Şu anda devam eden adli süreçleri varsa olduğu için reddedilen %16. Kurum kanaatiyle başvurusu reddedilen gene %16. Gibi bunlar hani ilk sıralarda yer alan oranlar ama daha küçük şeyler de var. İşte yardım SMS'i atmak gibi, bir gazeteye abone olmak gibi nedenlerle iptal edilebiliyor. Hani zaten OHAL komisyonuna başvururken fazla bir seçeneği yok KHK'lıların. Dosyalar gene işte diyelim ki kurum kanaatiyle ilgili şeyler yer alıyor. Hani orada savunma hakkı da çok ihlal edildiği için tamamen, yani savunma hakkı olmadığı için çok orada yapılabilecek bir şey olmuyor. Hatta bazıları red gerekçesini bilmiyorlar bile. Yani bir herhangi bir red gerekçesi bile olmadığını söyleyen katılımcılarımız da oldu. Böyle tamamen hukuksuz, işte çocuğunu yolladığı okul nedeniyle reddedilen katılımcılarımız da var. Örneğin bir katılımcımızın çok çarpıcı bir şeydi o da. Çocuğun işte yolladığı okul nedeniyle hatta o tutuksuz 19 ayda tutuksuz şey yargılanmadan tutuklu olmuş birisiydi. Yani o okula giden binlerce çocuk vardı. Hatta bulunduğu küçük bir yerde yaşıyormuş. Bulunduğu yerin belediye başkanı, valisinin çocukları da aynı okula gidiyor. Ama o okula gittiği için çocuğu ihraç ediliyor ve yargılanıyor. Evet, biz de çok karşılaşıyoruz bu tarz şeylerle. Yani maalesef eşit, kesinlikle yargılamalar eşit değil. İşte kimine sen bizdensin mi deniyor artık, hani tırnak içinde sen geç deniyor, öbürüne dur gel bakalım diye tutuluyor bu insanlar. Red kararından sonra başvurulan yargı yolları ve söz konusu yargı yollarına duyulan güvenden bahsettik biraz önce. Neredeyse güvenmiyor bu kişiler dedik. Yok, evet. Evet, yani sizin topyekün sonuç bölümüne de gelmek istiyorum. Vaktimiz de bayağı ilerlemiş, şimdi fark ediyorum. Sonuç bölümüne sizin çıkarımlarınız ve çözüm önerileriniz var. Biraz onlardan da konuşmak istiyorum. Evet, yargılamalar maalesef çok adil görünmüyor. Suç olmayan şeylerle insanlar suç kabul edilerek işte cezaevlerinde tutuluyorlar falan ama
Sizin değerlendirmeniz ve çözüm önerileriniz nedir? Vallahi çok özet olarak şunu söyledik raporumuzda da. OHAL komisyonunun lağvedilmesinin, komisyonun adaletsiz kararlarının iptal edilmesinin, darbeye doğrudan karışmamış KHK'lıların haklarını ve tazminatlarını alarak görevlerine iade edilmesinin en adaletli çözüm yolu olacağını düşünmekteyiz. Bunun kadar önemli olan KHK'lıların itibarlarının iade edilmesi ve resmi olarak özür dilenmesi, hani bir daha ülkemizde böyle bir şey yaşanmayacağının garanti edilmesi ve yargılaması devam edenlerin de hakkında soruşturma açılmış ya da açılacak olanların masumiyet karinesinden yararlanabilmesi, bağımsız, tarafsız mahkemelerce adil yargılanma, kendilerini savunma, bilgi alma ve makul bir sürede yargılanma haklarını kullanabilmeleri gerekiyor. Bunlar hani en temel haklar ve KHK'lar bu haklardan yıllardır yararlanamıyor. Yıllardır bu haklar ihlal ediliyor. Önerilerimiz böyle. Evet, maalesef çok öngörülemez de, yani zemin çok kırıklı, öngörülemiyor. Evet. Maalesef siyasiler de bu KHK sorununa yaklaşırken yani çok da güven vermiyorlar anladığım kadarıyla KHK'lılara. Yani KHK'lılar aslında her şeyden umudunu kesmiş durumda. İşte siyasetten de, yargıdan da. İşte sadece günü yaşayıp herhalde duvara bir çizik atıyorlar diye düşünüyorum ben konuştuğum. Ama gerçekten ben kutluyorum ve tebrik ediyorum hepsini. O aşamaları ne kadar umutsuz olsalar da, ne kadar belki bir şey beklemeseler de, hukukun ne kadar önemli, kıymetli, değerli bir şey olduğunu birçoğu biliyor ve o aşamaları eksiksiz tamamlıyorlar. Bu da herhalde çok önemli bir şey olsa gerek. O geleceğe dair bir umudu da gösteriyor esasında bize. Tabii tabii, yani hani sadece öyle umutsuzlar, yapacakları hiçbir şey yok gibi düşünmememiz lazım. Öyle de değil zaten. Mücadele ediyorlar. Bir dayanışma var ve tabii mutlaka bir gün değişecek. Evet. Son soru olarak şunu sorayım hocam. Bu yaptığınız çalışmayı siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştınız mı? Sizden tabii isteyen bu çalışmaları oldu mu? Yani biz paylaştık siyasi partilerle, işte ilgili devlet kurumlarıyla, uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla, basınla paylaştık. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz Ömer Bey'i kaybettik maalesef. Evet, onunla belki ayrıca konuşursunuz aslında. O çok daha tabii hukukçu olarak çok daha detaylı bilgi verebilirdi. Evet, bilgilerinden maalesef faydalanamadık. Ama çok doyurucu bir sohbet oldu. Ben tekrar tekrar sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum tüm KHK'lılar adına. Onların durumunu gözler önüne serdiniz. Bu çok değerli bir çalışma. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.